15 lira aldım. Birazdan 5 lira, 10 lira pardon yanlış söyledim. 5 lira aldım. Tamam, o fiyat ayrı. Bu karşıdaki Bodancılar Sebze Meyve Dünyası'nda buranın tezgahtar sorumlusuyum. Bu 20 Temmuz Caddesi ile ilgili bu kaldırım ve yol yapım çalışmaları sırasında Sayın Ünye Belediye Başkanımız ve Ünye İlçe Yönetimindeki Ünye Belediyesi'ndeki encümen üyeli arkadaşlarımızla beraber burada bir gezinti toplantı yaptılar. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki Adem Atik Bey'le de Sayın Başkanımız, Ordu Büyükşehir Belediyesi Büyük Başkanımız da geldi burada bir görüşme yaptı bizden burada otoparkla ilgili. Biz dedik ki Sayın Başkanım burada otopark bize lazım. Karşılıklı esnaflarımız mal indirme bindirme müşterilerimizin yanışması için. Buraya biz otopark istiyoruz diye bunu ivedilikte üstüne basa basa belirttik. Onlar da dediler ki evet doğrudur otopark size lazım burada. Karşılıklı esnaflar var bu caddede. Ciddi de esnaflar var, büyük esnaflar var. Bin var, şok var işte, özlem giyim. İşte burada dündar şarküteri, demir kundura bunlar işte eczaneler. Ta bu mezarlığa kadar da bu cadde üzeri devam ediyor. Eski mezarlığa kadar bu cadde. Biz dedik ki bu caddede otopark aman sakın yapmamazlık yapmayın. Yoksa bu cadde ölür. Burada araç trafiği bize ciddi derecede lazım diye anlattık. Onlar da bizim bu dileklerimizi, düşüncelerimizi dikkate aldılar. Buraya otopark yaptılar. Çok da teşekkür ediyoruz. Minnettarız da aynı zamanda ama son dönemde pandemiden dolayı ücretsizlendirdiler. Kabul ettik. Baktık ki bu otoparkı ücretsizlendikten sonra burada bizim işlerimizin %50 ciddi derecede düştüğünü gördük. Nedenini de söylüyorum. Buradaki esnaf arkadaşlarımız ve diğer arka caddeler, İlerideki Bankacılar Caddesi'ndeki arkadaşlarımızın arabalarını buraya park edip akşama kadar arabalarını kaldırmadı. Oralarda araba çekmeye yer bulamadıkları için ve buranın ücretsiz olduğundan ötürü burada biz ciddi derecede ticari kaybımız oluştu. Bu kaybımızı Sayın Adem Atik Bey'e, Sayın Belediye Başkan Yardımcımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adem Atik Bey'e bunu dile getirdik. O da hemen ivedilikle dikkate aldı bizi, esnafın şikayetini ve sıkıntısını. Buraya hemen 1 Temmuz'da tekrardan para uygulaması olacak otoparka 15 gün önce çekerek tekrardan başlattı. Ve biz bunu hemen ivedilikle ticaretimiz tekrardan yavaş yavaş canlanmaya başladığını gördük. Sonra bir hafta sonra ne olduysa şöyle bir karar alındı. Bunlar ilgili dediler ki Ordu genelinde otoparkları kaldırıyoruz. Ücretsizlendiriyoruz. Vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Ben de şu soruyu soruyorum. Sayın Başkanım, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sayın Büyük Başkanımız. Buradaki esnafı tamam, vatandaşı bir kesimini sevindiriyorsunuz, bir kesimini de üzüyorsunuz. Biz burada esnaflarımızın, müşterilerimizin arabalarını nereye çekecek? Bunlar arabalarına nasıl alışveriş yapacak? Ve kaldırımları o zaman şöyle yapalım. Bu kaldırımları burada komple genişletelim. Burada otoparkı komple kaldıralım. Kimseye faydası olmasın. Burada yaya kaldırımları vatandaşa faydası olsun. Yaya kaldırımları daha geniş olsun. Vatandaş en azından daha fazla rahat gezebilsin. Biz de bir şekilde araçların da burada komple kaldırılmasını istiyoruz. Madem kimseye bu otoparkın faydası yok. Ya da buraya özel bir statü uygulatırıp burada tekrardan para toplanmasını tekrardan istiyoruz. Hem belediyeye gelir olması için buradaki 20 Temmuz Caddesi'ndeki esnafların özellikle şikayetini ve dileği budur sizden. Bakın az önce buraya zabıta arkadaş geldi. Hanımefendi bu karton kutuları niye koydunuz diye bize burada hesap soruldu. Dedik ki kardeşim biz bu karton kutuları mecbur koymak zorunda kaldık. Müşterilerimizin yanaşabilmesi için. Bizden alışveriş yapabilmesi için. Diye koyduk. O da dedi ki hayır bu yasal bir şey değil. Uygunsuz bir şey yapıyorsunuz. Dedi ki kardeşim uygunsuz veya yasal. Evet biz de biliyoruz uygunsuz olduğunu yasal olmadığını ama bu karton kutuları biz koymak zorundayız. Müşterilerimizin arabalarının araçlarının yanaşabilmesi için. Koymazsak biz de daha da kötüye gidiyor. İşlerimiz daha da %10'lara kadar düşüyor. Diye bunu izah ettik. Onlar da dediler ki siz üst mercilerle görüşün. Bizim bir şey yapabileceğimiz bir şey yok diye belirttiler. Biz de bundan ilgili üst mercilerden bizim dikkate almasını buradan bir basın toplantısı yapıp bunu da bildirmek istiyoruz. Artı bizim buraya ivedilikle bir çare. İvedilikle bizim de bir görüşmeler yapılmasını ivedilikle istiyoruz. Bizim belediyeden, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, Ünye Belediyesi'nden hiçbir şikayetimiz yok ama buradaki esnaf olarak bizim şikayetlerimizin dile alınmasını istiyoruz. Nasıl ki bize soruldu? Kaldırılırken de bize sorulmasını istiyoruz. Otopark bize yapılırken soruldu, kaldırılırken de bize sorulmasını istiyoruz. Çok rica ediyoruz. Bu bir ricadır. Ünye Belediyesi'nden ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden bir ricadır. Evet, ben Muharrem Som. 20 Temmuz Caddesi'nde Dündar Şarküteri işletmecisiyim. Şu an bu otoparklarla alakalı sıkıntılarımızı dile getirmek için sizi çağırdık. Sağ olun siz de geldiniz. Şimdi kameramız şurayı bir çekerse arka tarafı.
Şu an şu Soylu AVM'nin aracını görüyoruz arka tarafta. Adam ürünlerini indirebilmek için ne yapması gerekiyor? Şu kaldırıma arabasını çekmesi gerekiyor. Ama neden çekemiyor? Adam sabah saat 8'de iş yerini açabilmek için, malum Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf olan bir insan, burada otoparkların paralı olmadığını duyduktan sonra aracını sabah saat 8'de buraya koyuyor. Akşam saat 8'de buradan kaldırıp gidiyor. Burada ne oluyor? Esnafımıza, gelecek müşterilerimiz arabaya çekmeye yer bulamıyor. Böyle bir sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir. İkincisi, yakınımızda 3 tane otopark var. Yani mesafesi 100 metre uzak olan Atatürk Parkı var. Bir. İki, şu arka tarafında bir otoparkımız var. Üç de 15 Temmuz meydanın altında 250 araçlık otopark var. Bunların içinde de bir tane araç yok. Yani bu işleri ya ilgilenelim ya da bu esnafın mağduriyetini giderelim. Veyahut da burayı hep otoparka kapatalım. Yolu daraltalım. Yani böyle bir şey olsun. Yaya hareketinin çok olduğu bir mekan da olabilir. Yani buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Bey'e 20 Temmuz Caddesi'ne davet ediyoruz. Lütfen dertlerimizi dinlesin diyoruz. Yani bu kararları alarken insanlara bir sorulsun, insanların bir görüşleri alınsın istiyoruz. Şimdi otopark kaldırıldı, bitti. Yani böyle bir şey yok ki. Bir de burayı dinleyin bakalım yani. Sonuçta tamam, para alınmasın. Alınmasın ama buradaki mağduriyet de giderilsin. Yani burada adam sabah saat 8'den akşam saat 12'ye kadar burada arabası duracaksa adamın özgür bir otoparkı olmuş oluyor. Şu kaldırımın üzerine gün içinde 20 tane araç çıkıyor. Kaldırımın üzerinde arabası duruyor. Yani burada da insanlar için de yazık. Yani buradaki esnafların durumu perişan. Pandemiden yeni çıkıyor. İşleri yeni yeni açılmaya başlıyor. Bu sefer de otoparklar kapatıldığı anda, yani adamın şimdi müşterisi gelmeyince ne yapacak? Otoparkı olan herhangi bir yere gitmiş olacak. Burada da müşteri kaybına yol açacak. Yani bunun giderilmesi. Buradan Hilmi Güler Başkanımıza lütfen 20 Temmuz Caddesi'ne gelmesini, esnafı dinlemesini talep ediyoruz. Burayla alakalı ortak kararlar alınmasını, ben yaptım bitti olayı olmaması gerektiğini ifade ediyor. Teşekkür ediyorum.